Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün yine nabattaki uçraşuğumuz. Allah Teala bu sohbetimizin hem manfaatli kılsın. Dünya ahirette faydamızı hüccet buluşun nasip kılsın. Bizi razı buladigen yılda kadamlarımızı sabit, kalplerimizin ıslaklı kılsın. Soru-cevap meseleleri hem toxtalamız inşallah. Sizler bilen ahirgi sohbetimiz hadis doğrusu deydi, doğru mu? Hadisler. Gece yaklaştık ya. Hadis meselesinin ahamiyeti, hadisini İslam dini menbeleri de hüccet olarak yani ahamiyeti. Hadis juda ahamiyetli ekanligida şubha yok. Sebebi ikinci manba. Kur'an-ı Kerim'ni açıklab beruvchi manba. İslam'ga muhalif bo'lgan cemaalar Kur'an-ı Kerim'ga ilk Kur'an-ı Kerim vahiy olarak nazil bo'layotgan davrda hücum qilishgan. İlk başlarida. Kur'an'ı sehr deb ko'rishgan. Kur'an'ı oddiy şer deb ko'rishgan, ahamiyatsiz narsa deyishga harakat qilishgan. Mashhur Makka'ning mushriklari, katta-katta zodagonlari, Makka siyosatini qo'ldan boy berib qo'yish xavfidan cho'chib Kur'an'ga hujum qilishgan. Aytishganki, agar biz Kur'an'ı tan oladigan bo'lsak, siyosiy mavqifni yo'qotib qo'yamiz. Siyasi iktidarını yok atarız. Şunun için Kur'an'a karşı çıkışımız gerek deyişken. Ve Kur'an'ın vaziyeti, borgan sarı yenge vahiy nazul bularken, Araplarını balagattan haberdar buluşluğu, Arap sahaları ekenliği, Kur'an adli adamının sözü emesliğini aşkar kılı bora uğurken. Araplarının içi de bu malum bu bora uğurken. Kur'an'ı işte, bu adli adamını yapamaz degen. Adli adamlara onlardan sorulmasayım. Bugünkü günde ilmi yani ilmi manadagi keşfiyatlardan keyin Kur'an acayip eken deyişge ihtiyacı yok. Uşa Arap cahiliyeti de. Araplardagi en iktidarlı adamlar söz bilen tanırgan. Söz bilen. Ularda şer musabakaları bulardı. Bir kızını uyuge savcı kemeyi kulsa şairlerge müracaat kılınardı. İltimas bizi kızımız hakkında şer yaz verin deyilardı. Şairler uşa kızı tariflap şer yazıp Kabe-i Muazzama'ya asıp koyardı. Ertesi günü uyunu savcı basıp giderdi. Şerri okup. Bugün kimge müracaat kılını yaptı? Bugün en yakşı iktidarlı kasp mana şu değilse upayette en iktidarlı kasp şairlik bugün. Fasohat balog'at bo'lgan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom rahmatulloh. Fasohat va balog'atda zamonasini eng oldi peshqadam odamlari Qur'onni ko'rgan paytida gap gapiramay qolgan. Ya'ni hech kim indamasa ham Qur'on mo'jizaviy kalom ekanligini tan olishgan. O'rta asrlarda o'sha Renesans davri deydi, ikkinchi Renesans davri. Yani qayta uyg'onish davri Ma'mun xilofati davriga, amirligi davriga to'g'ri keladi. Harun ar-Rashid Baytul Hikma degan joyi tashkil qildi, keyin uni o'g'li, kenji o'g'li. Amin o'zini o'g'li edi. Ma'mun Zubaydaning o'g'li, ya'ni cho'risining o'g'li. Ma'mun iqtidorligida u amirligini qo'lga olgandan keyin madrasaga qattiq e'tibor qaratgan. Bütün dünyadan ulamolarni chaqirgan. Bütün dünyadan. O'sha paytda İslam tarixigacha bo'lgan barcha qo'lyozma kitoblarni hammasini madrasaga to'plagan. Baytul Hikmaga. Men madrasa deyapman. U paytda akademik markaz bo'lgan. Ma'mun qaysidir joyi borib fath qilsa, birinchi ulardan kitob so'ragan. Kitob bormi sizlarda degan. Bo'lsa kitoblarni olgan, tilla, taqinchoq, u narsalar 2-5 falanda bo'lgan. Birinchi qayerga bo'lsa kitob so'ragan.
İbn Musavayh degan nasroniy odam bor. İbn Musavayh. Mana shu odam Qibrisda cherkovni rohiblardan bo'lgan o'zi. Kipr bor. Qibrisni Ma'mun fath qilgan. Fath qilgan paytida cherkovga kirib kitoblarni ko'rgan. Kitoblar bor ekan. Olamiz bular, bizga berasizlar degan. Deganda rohiblar birinchi bermaslikka harakat qilgan. Yo, biz bermaymiz buni, undan-undan degan. Keyin Ibn Musavayh aytganki, falsafa kitoblari bo'lganda bular. O'sha Arastuni, Suqrotni, Diogenni, qadimgi faylasuflarni kitoblari. Yig'ilishganda Ibn Musavayh aytganki, bu kitoblarni tezda berish kerak bularga degan. Nimaga desa, bu kitoblar kirib borgan har qanday saltanat parchalanib degan. Chunki falsafa asarlari. Ma'munning dardi, ma'mun o'zi madrasaning odami. Ya'ni oddiy hukmdor emas u. Madrasada Asma'iyni qo'lida ta'lim ko'rgan, Qur'onni, hadisni juda yaxshi bilgan va o'sha Baytul Hikmada katta-katta ulamolarni olib kelib qo'yib, ular bilan bahslashib, ulamolarning bahsini uyushtirib bergan odam bo'lgan. O'sha kitoblarni olib kelib tarjima qildirtirdi. Ya'ni islom tarixi, islom madrasasi, islomni o'sha renessansga asos solgan 9, 10, 11-chi asrlar milodiyda o'zining atrofida faqat islomiy kitoblar emas, boshqa falsafalarni barchasini arab tiliga tarjima qilishgan. Bitta kitobni tarjima qilish kitob og'irligida tillo bilan mukofotlangan. Ma'mun shunaqa taklif qilgan. Tarjima qilasiz kitobni, tillo og'irligida kitobni bir tomonga qo'yadi, bu yoqqa tillonni to'ldirib, tillonni beradi tarjimonga. Bugun bechora tarjimonlar eng arzon narxda ishlayapti hozir. Tarjimonlarni, masalan, hozirgi kunda islom sivilizatsiyasi markazi. Men shuni ko'raman. Qadimda Renessans, Baytul Hikmani ko'raman. Shunaqa joy bo'lish kerak. Shunaqa makon bo'lish kerak. Sharq sinoslik institutida 70 mingta qo'l yozma turibdi. Hammasini olib qilish kerak shuni. Kitoblarda juda katta boylik turibdi, juda katta intellekt turibdi. Dunyoni, jamiyatni quvvatlantiradigan narsalar intellektlar. Intellektlar. Aleykum salom. Bitta Apple kompaniyasi butun boshli davlatni qaysidir miqdorda pulini tashkil qiladi. Bitta Apple u nimadan iborat? Buni 140 gram. 140 gram temir. Necha pul bo'ladi? Hech qancha pul bo'lmaydi aslida. Hozir yangisini qanchaga sotishyapti? 1200 dollar. 1600 dollardan oldi shekilli odamlar. 1600 dollar turadimi shu? Temir. Buni ichidagi intellekt sotilyapti. O'sha intellekt, o'sha kitob o'sha. Kitobga ahamiyat berish muhimligiga dalil bu. Bitta shu intellektni kamerasini boshqacha qilib qo'yadi, rangini boshqacha qilib qo'yadi, ichidagi bitta programmani boshqacha qiladi. Mingdan oshiq, mingdan tushmaydi. Yana ochilib turadi. Men Dubayda ko'rdim, 1 km ochildi. 12 nochga. Odamlar ochilib turibdi. Bismillah. Bu gapga nimaga keldim? Kitoblarni tarjima qilishda Qur'onning ahamiyati. Qur'on kitob o'zi. To'g'rimi? Zalikal kitob. Nimaga zalika kelgan? Bu tavahumga, ya'ni tafohumga, ya'ni kattalashtirish, buyuklashtirishga ishora. Zalika. Huva desa bo'ladi yoki oddiy ish. Ta'zim bor, ulug'lash bor. Alif lam bilan kelyapti. Kitob deb nomlanishlikka eng loyiq bo'lgan kitob Qur'on. Intellektni eng ya'ni qaymog'i Qur'onda turibdi. Insonlarni ziyoga, ilmga motivatsiya beradigan kitob. Arablar ana shu katta ilmiy urunishda 100 yillik atrofida ilmiy urunish bu. Arastuni qadimgi faylasuflarni Suqrot bo'lsin, Diogen bo'lsin, boshqa qadimgi faylasuflarni hammasini mana shu Baytul Hikmaning xizmatidan keyin tanidi.
O'shandan keyin bildi ularni. Shunda aytishgan, nimaga shuncha kitob tarjima qildinglar-u? Bir dona she'riy kitob tarjima qilmagansizlar. Biror dona she'r yo'q o'sha tarjimalarda. Faqat ilmiy falsafiy nazariy bilimlar tarjimasi bor bismillah. Desa aytishgan ekanki, o'zi she'r arabcha bo'ladi, boshqa tilda bo'lmaydi she'r deyishgan. Boshqa tildagi she'r she'r emas deyishgan. She'r arabcha bo'ladi deyishgan. Arabcha she'r she'r bo'ladi. Boshqa tildagi tarjima qilib yana arabchaga u she'r emas-ki degan. She'rni biz yozamiz degan. Bundan nimani keltirib aytmoqchiman? Arablar she'r masalasini mualliflari haqiqiy ma'noda. Arus qatdan kelgan. Arab she'riyatdan kelgan. Vazn qatdan kelgan. Qatta bor vazn. Fa ayn lam qatta bor, arabda bor. Ha? Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun qatta bor, arablardan kelgan. Ruboiy qatdan kelgan, xamsa qatdan kelgan. Barcha adabiy janrlarning barchasining tagida arab turibdi, til turibdi. Arabiy til turibdi. Men buni o'zbek tiliga nisbatan kamsitish ma'nosida aytmayapman. Bor haqiqatni aytayapman. O'zbek tilini o'zini dilbarligi bor, o'zbek tilini o'zini durdonaligi bor, o'zbek tilini o'zini halovati bor. Har bir tilda halovati bor. Lekin arab tili badiiy janr bo'yicha zamonasida, ya'ni bugungi davrda, o'sha payg'ambar alayhi salatu vasallamga Qur'on nozil bo'layotgan davrda tengi yo'q til bo'lgan. Tengi yo'q. Buni o'zlari ham tan olgan. Aytganki, biz degan adabiy janr bizniki degan. Qanaqasiga sangi, qolganlar degan safsata degan. Shunaqa gaplar bor-da Navoiy davrida. Lisanul arab forscha bayt bor. Lisanul arab asalast. Lisanul furs shakarast. Lisanul turk hunarast degan. Hunar degani undan bundan olib yasalgan til degani. Hunar bilan qilingan deganida. Kamsitish bu, lekin Navoiy tilni turkiy tilini ham xususiyatlarini ko'rsatgan. Nima uchun buni aytayapman? Qur'oni Karimni mo'jiza ekanligi tilga shu qadar hassos bo'lgan millatni o'tkazib qo'ygan. Tan bergan, qo'lni ko'targan, lol qolgan ular. Aytishganki, bu Qur'on deyishgan bandani so'zi emas. Valid ibn Mug'ira hattoki ta'rifi bor. Valid ibn Mug'irani Qur'on haqida ta'rifi bor. Ulumul Qur'onda keladi. Ustida halovat bor, ichida sakinat bor. Bu Qur'onni oldidan hech kim yaqinlasha olmaydi, ortidan hech kim yaqinlasha olmaydi. Ta'rifni eshitsangiz, islom ta'rifi. Musulmonlarning ta'rifi deysiz. Valid ibn Mug'iraning ta'rifi bu. Mushrikni. Oxiri mushriklar hayron bo'lgan. Valid ibn Mug'ira musulmon bo'ldi shekilli deb qo'rqib ketishgan. Ya'ni nima bu Qur'on deganda? Fakkara va qaddar, summa qutila kayfa qaddar. Summa abasa va basar. Keyin nima? Summa adbara wastakbar faqala in hadha illa sihru yu'sar degan. Bu sihr degan. Rosa aylantirgan, u yoqqa o'ylab ko'rgan, nima desam ekan degan. Odamni so'zi emas deb qo'ydim degan. Shunaqa ta'rif bergan, ta'rifi turibdi-da. G'alati nima bo'g'iladi. Ta'rif haqiqiy ta'rif. Arablarning eng fusahosi, arablarning ichida eng donolardan bittasi. Odamni so'zi emasligini tan olgan. Bu nimani yuzaga chiqardi? Qur'onga bo'lgan hujumlar inqirozga uchragan o'zi hali payg'ambar alayhissalom borliklari paytida. Noumid bo'lishgan. Qur'onni o'zgartirib bo'lmaydi endi. Qur'onga hujum qilib bo'lmaydi. Lekin umid nimadan edi? Ikkinchi etap Qur'onga ma'no aytiladi. Hadis. Hadis kulliyotini ichida katta manba bor. Juda keng ma'noda manba bor. Biz hadislarni biz qo'lga olishimiz kerak. Hadislar to'g'risida shubha uyg'otishimiz kerak dedi. Shuning uchun hadisning ahamiyati muhim biz uchun. Bizga atrofimizda ahli sunna val jamoani haqligini da'vatchisi bo'lar ekanmiz, atrofimizda hadislar bilan kelishadi. Hadislar bilan biz to'g'ridan to'g'ri hadisdan olamiz degan odamni gapiga quloq solsangiz, hadisga hujum qilyapgan bo'ladi. Hadisga hujum. Abu Hanifa aytgan ma'noni chekkaga qo'yib, sahobalardan eshitgan odamning
hadiske aytgan ma'nosini chetga surib, "Men aytaman hadiske ma'no" deyotgan odam hadiske o'yin o'ynayapti. Hadiske hujum qilyapti u odam. Nimaga? Salafning fahmi bilan emas, o'zining tushunchasi bilan hadislarni o'ynayapti. Shuning uchun biz hadislar to'g'risida ahamiyatliroq bo'lishimiz kerak va dinga, shariatga bo'lgan hujumlarda hadisni qo'lga olishlarini oldindan bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Hadis muhim kulliyo. Demak, o'tgan safar ham gaplashdik. İslom tarixida hadislarga shubha uyg'otishlik, hadislar masalasida ya'ni İslom ummatini ichiga tashvish tug'dirishlik yangi masala emas, o'sha eski qadimdagi masalalardan. Nabiy alayhi salatu vasallamning hadislari u zotning 23 yillik vahiy bosqichida erishgan yutuqlari atrofdagi hamma odamni islomga afvojan kirishligiga sabab bo'ldi. To'da-to'da kirib ketdi odamlar. Ko'rdiki, katta zafar, ya'ni ko'rdiki, islom eng ya'ni najot yo'li. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning muborak og'izlaridan chiqqan kalimalar juda qimmatbaho narsaga aylanib ketdi o'sha paytda. Bitta hadisni biladi shu odam desa, odamlar 3000 kilometrlik yo'lga peshqo'l tuyada bordi shu odamdan eshitayin, haqiqatda hadismi deb. Shundan bilavering qanaqaligini buni. Hadisni qadri o'sha paytda qanaqaligini. Bu bir necha siyosiy yoki shaxsiy tabiiy jihatdan odamlarni hadis to'qishligiga olib keldi. Siyosiy iqtidorda o'tirgan odamlarga hadis kerak. O'zining iqtidorini qo'llab-quvvatlab berish uchun hadis to'qib beradigan odamlarni topishdi. Yoki ba'zi odamlar hadis bilar ekan bu degan ma'noda o'zini boy ko'rsatish uchun, ya'ni hadis ilmida hadisdan gapirishdi. Adashmasam Yahyo ibn Ma'in bilan kim edi? Qaysidir ahli ilm yo Imom Malik yo bir kishi. Bir joydan o'tib ketishyapti, bir xalqada bir kishi hadis aytayapti. İmam Malik'ten deyip. İmam Malik eşitip, ya bu hadis marifayet kılmayan ben gereken. Kim toktatıp, sen bunu katta eti yapsan, sen İmam Malik'ten rivayet kılı yapman deyip. Kim, kanakı İmam Malik'ten rivayet kılsan, ben İmam Malik mi? Benden kanakı rivayet kılarsan dese. İmam Malik bitti sen mi deyip. Yap paylantırıp açıp gidiyip de. Yahyan ibn Ma'in, Dukayn'ni sınaş için bunu bir anakasını hem koydum ben. Dukayn yani İmam Buhari'nin şeyhi. Hadis ilmi de sika adam. İmam Malik sika degen o kişinin. Yahya ibn Ma'in şagirdlerden bunlar. Bir gün Yahya ibn Ma'in İmam Malik'e aytadı ki şu Dukayn'ni ben sınak kurmak için ben deydi. Bir imtihon qilib ko'rmoqchiman. Bismillah. Nomlar uchib ketdi, keyin Yahyo ibn Ma'inga İmam Malik aytadilar ki sinama deydi, sinama. Yaxshi emas. Bu adam siqa adam deydi. Desa ya bir siniyman deydi-da, Yahyo ibn Ma'in ham usta bo'lgan ekanlar-da, bitta sal soddaroq bir odamni olib, falon savolni berasan deb, haligi san'atlarni o'zgartirib, san'atlarni. Bu odamga savol berasan deb borishgan ziyoratga. Yahyo ibn Ma'inni anaqani Dukayni do'koni bor ekan o'zi. Do'konda o'tursa, kirgan ikkalasini ya İmam Malik'ni o'ng tomonga, Yahyo ibn Ma'inni chap tomonga, haligi odamni to'g'riga o'tkazib qo'yib, nima gap desa, haligi odam savol berishni boshlagan. Falon rivoyat desa, sahih degan. Falon rivoyat sumda qarab, yo bu sahih emas, sanadi noto'g'ri degan. Yana bitta hadis aytsa, sahih degan. Yana bitta hadis chalkashtirib aytsa, bundoq qarab, "Noto'g'ri o'qiyapsan" degan.
Üçüncüsü yani şuna kalkıken de sakalını silip durup Yahya İmmi'ye kalıp bana bu adam bu işini kılıçlıkke hayası doğru kemiydi bunu. Bunu buna ki iş kılıçlıkke aklı yetmeydi. Kıyken bu olsa bunu sen kıyken sandı. Turup tip gene gel kukura gel. Dükkanlar uçup düşken Yahya İmmi'ye. Tin kırıp git gene gel cahle çıkıp. Hadiske bugün itibar değil de adamlarını uşap ayetteki vaziyeti. Yahya İbn Ma'in yumalab çüşüp dükkanın kirip gitken Tursa İmam Malik etken ekerler. Ettim ki sanki bu adam sika adam dese. Üstazı tepkisi menge rahmetiden makul degen. Yani degenim hadis ilmige tegişli. Adamlarını hassasligige delil etmakçı ben bunu. İmam Buhari'ni ham Naysaburge kirgen payetleri de sanatlarını çalkaştırıp soval verişken. Bu bar bugün. Yani vaziyet İlmi halat şuna kabuğen. Hadis ilmini biliş ota muhum bugün o şapaydı. Nemege muhum bugün ahli bid'atlarga karşı bunaka vaziyette kurallanış gerek. Neme bilen kurallanış gerek? Hadis ilmi bilen kurallanış gerek. Kur'an'a zaten hücum kılıç almaydı. Kur'an malum. Lekin hadislerge hücum vardı. O şu hücumlarge karşı ruhşunu kılıçtı. Harun Ar-Raşid'in aldığı bir dahriyini yap girişken. Avvalam ettiği günü. Dahriyi keken de kol götüşken. Nemege neme cinayet kigen dese min te hadis toku geneken. Min te hadis toku gen. Resulullah'tan deyip hadis tabkatken. Kol götüşken. Şunda onge cezanı etken. Harun Ar-Raşid etken ki bunu katıl. O halde dahriye etken ki mene katılıkı öldürsen öldürersen o Minta hadis tarqatib yubordim İslam ummatini ichiga. Uni nima qilasan degan. Deganda Harun Ar-Rashid aytgan. Bizda degan Abdullah ibn Muborakka o'xshagan g'alvirlar bor degan. Sen to'qigan hadisni shunday g'alvir qilib chiqarib beradi. Sen bemalol ketaver degan. Xotirjam bor uyog'idan degan. Bu ham bizga dalil, ya'ni bir narsani ko'rsatadi. Hadis ilmi o'ta muhim ilm. Ahli bid'at hadis ilmi zayıf bo'lgan joyga kirib keladi. Ahli bid'atni asosiy urchiydigan joyi İslam ummatining ichi. Lekin hadis zayıf bo'lgan joyga kirib keladi. Nimaga 93, 94, 95 hizbiylar ko'tarilib hamma yo'g'ini bosib ketdi? Nimaga? İlim yo'qligi uchun. İlim bor joyda hizbi yo'q. İlim siz ilim bilan bir joyga chiqing, hizbi sizni ko'rsa qochib ketadi. Facebook'ta bo'lsa bloklab qo'yadi. Ko'zingizga ko'rinmaydi, yaqinlashmaydi. İlim bo'lmasa, sekin kelib, mantiqan bunaqa emasmi? Mantiqan bunaqa emasmi qilib boshlashadi. Demak, hadis ilmidagi shunga o'xshagan jiddiyatni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bugün kunda eng yaxshi hozirgi kunda eng yaxshi hadis ilmining ahamiyatini bizga ya'ni keng ma'noda tushuntiradigan o'zi kichkina kitoblardan bittasi Asarul Hadis fi ihtilafil fuqaha'i radhiyallohu anhum. Bu kitobni ko'pchilik hamma eshitgan. O'zbekchasi bor. Shayx Muhammad Avvoma hafizahullohning Asarul Hadis fi ihtilafil fuqaha'i radiyallahu anhum. Asarul hadis fi ihtilafil fuqaha'i radiyallahu anhum. Fuqahalar ihtiloflarida hadisi şerifning ta'siri. Tarjimasi tutgan o'rni deb chiqarishdi. Hadisi şerifning ta'siri. Shunda hadisga bo'lgan e'tiborni va hadisdan qanday qilib foydalanish, nimaga e'tibor qaratish, fuqaholar o'rtasidagi ixtiloflarda hadisning qanaqa o'rin tutganligi, har bir faqihni bu hadisdan qaysi usul bilan yo'nalish olganligini ko'rsatgan. Bugun butun dunyo ulamolari hatto buni tavsiya qilyapti. Hozir haligi darsda ko'pchilik boradi bu yerda. Salih Abulhacı'nın dersleri de siz varsınız. O geldiğin var. O kişiye mi tavsiye yapmış şu kitabı?
Fuqaholar ixtiloflarida hadisi sharifning tutgan o'rni. Endi men hozir shuni o'ylayapman-da o'zimdan. Bu katta fan endi. O'sha joyni o'qisangiz, o'rgansangiz qaymoqlar keltirilgan. O'qiysiz, o'rganasiz, bo'ldi. Siz hadis masalasida agar o'sha kishini qo'llanmaysiz bo'lsa, hech kim sizni shubhaga sola olmaydi, chalg'ita olmaydi. Endi Asarul Qur'an fi ihtilafil fuqaha radiyallohu anhum degan kitob yozishimiz kerak o'zi asli. Bu ham bir fan. Qur'oni Karimning fuqaholar ixtilofida tutgan o'rni. İhtilafda Kur'an'dan ihtilaf kılışken. Yani makul ihtilaflar yani. İlimge, asasge, fasıl daireden taşkarı. Doğru yol bilen ihtilaf kılışken. Uşa ihtilaflarını bilsek, ahli bid'atlar demek uşa joydan kirip kele almaydı. Demek. İslam tarihi de Kur'an'ge aytganimizdek hücum kılışlıktan naumut bogen. Urunuşlar bar. Mesela Kur'an'ı bazı tashkilotlar iroblarini o'zgartirib, bazı masalalarni, kalimalarni tushirib yuborib, chop qilganlar ham bor. Lekin Qur'onning qorilari tirik Qur'onlar. Qur'oni Karimni muhofazasi uchun haqiqiy askarlar hisoblanadi. Alloh taolo bularni mardavom qilar ekan, Qur'onga hech bitta tanachining tanasi yetib kelmaydi. Qur'on Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bilan muhofazalangan. Qiyomatga qadar bu Qur'onga hiç bitti düşmanını küçü yetmeydi. Lekin hadislerge bor. Hindistan'da Hindistan müstamlaka bugenden keyin uşa Gulam Ahmet Qadiyan Qadiyani degen şahs Qadiyanlik Gulam Ahmet degen adam özü avval Mahdilik davasını kıldı. Kim peygamberlik davasını kıldı. Her bir peygamber 100 asırda bir maddeden peygamber keledi. Bu asırını peygamberim hem ben dedi. Ve bunun asası davası sünnetini inkar kılış. Sünnet hammesi şubhali. Degen dava. Ve bunu kollab kuvvetlegen müstamlakeçiler. Garp müstamlakeçileri. Ular Ulam Ahmet Qadiyan'ı moliyaviy destek berişti, siyasi destek berişti. Hindistan'da bunu terbiyeler, keyin Angliya'ga olib ketishgan bunu. Ve Angliya'dan, Hindistan'dan, Lübnan'da, Mısır'da, Yemen'de, Türkiye'de ve hatta hazır Özbekistan'ga, Orta Asya'ga hem hareketleri var. Bu hareket tügep koygan, toxtab koygan hareket emas. Bütün dünya Müslüman ulamalar kengeşi bu hareketini kafir deb elon qilgan. İslam ümmetten çıkan bunlar, milletten çıkan cemaa ve lakin arkaları da dünya yani maddi manada küçülü destek var. Hatta o şey Ahmet Çayniyem şularını finansiyorları deyildi. Ahmet Çay, Ahmet Naman Kuyuşken. Ondan taşkarı Türkiye'de Türkiye Müslümanlar ko'p bo'lganligi uchun bu tashkilotning odamlarini ilohiyotlarga olib kirishib, professorlar, doktorlar qilib tarbiyalashgan. Türkiye'de juda ko'pini bilaman bularni. Yaqinda falsafa bo'yicha ilmiy ish qilib yurgan bir odam Jenar Taslaman degan. Hozir shularga qo'shilib olib, sunnat inkorchilari bilan bo'lib olib, sunnatga hujum qilyapti. Sunnatga hujum qilishlikda hadis şeriflerdeki zayıf, mavzu, tokuma gaplarını bahane kılıp götürüşelim. Ha, var mı? Var. Tokuma gaplar var. Tokuma mavzu gaplar var, doğru. Lekin, onlarını ıslah kılıcı ilmi kategoriyemiz an var. Oysa sanat şunu çünkü de. Sanatlarını, olduğun gibi dersliğe mi ettik? Ahamiyeti şundan ibaret. Sanatlarını bilerken siz, hadisler hakkıdaki küç kuvvetini acata alasız. Biz muhaddislerini yetiştirişimizini zarureti şundan. Hadis meselesi de müracaat kılasız. Muhaddis eytadı sizge. Bu hadis doğrusu da bunaki yabbar deydi. Şu bilen özü ıslah tapalı. Lekin bitti ikide mavzu tukulgen hadisini bahane kılıp mutlak hadis külliyatıge
tane uyuşturuş bu düşmanın hareketi. Bunu bilişimiz gerek. Huddu şu üslup, hadislerini obrosuzlantırış akıbeti de İslam'a kılıngan zarbalarını taktikası mezheplerge kılıngan hücumunun taktikası bilen aynı. Bir hıl. Mezhepler doğrusu da bazen insanın hayalige zayıf mesmikin şu biraz ilmi asası yok mikin degen şubha bilen başlar. Hanefiler marcuh, Şafiiler adaşken, Hanbeliler bu meselede küçsüz gap yapırken degen gap bilen İslam ümmetinin asıl fundamentlerine, asıl yukarıdan keliyetken sanatlarına tane uyuşturuş. Bir kıl, bu yem, uşa düşman koklagen İslam ümmetine obrosuzlantırış için kılmadığı işlerden. Narge, bundan olduğunki derste aittim, Abdullah ibn Sabah doğrusu da 30. Hicri sanada payda bugün adam Müslümançılığını kabul edilen Abu Sevda'ydı anakası, künyesi Kora Hatun'un oğlu bugün. Yani Habeş bugün. Lekin asli Yahudi bugün. Yahudi asıllık adam bugün. Bu adam İslam'ını kabul kılışlıkını ilan kılıyor. Lekin berçe İslam ümmetini parçalanışlığındaki asasi aktör. Asasi aktör. Hazreti Osman radıyallahu anh'ını katıl kılıçlıktaki asasi ideolog şu. Şu Mısır'da oturup alıp adamlarını Hazreti Osman'a karşı yöneltirgen. Sebeplerden bittesi. Evvelim ettim. Sebeplerden bittesi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı kırıp ben gelip bıraktım memleketini bilin deyken de birime geldiler bazı adamlarına. Yok, senge birmeyim ben deyken. Bu Mısır'a var gen. Mısır'a varsa ötte Abdullah ibn Sabah oturup. Ayet yaptı ki Osman zalim. Osman Hazreti Ali'den hilafatta ap koydu. Ali haklı gidi. Osman onda. Osman bana bir işini kımadı. Deyken gelip kuzga yaptı. Halbuki adam gibi yok adı mı? Yok adı. Demek ki o özüge iktidar soradı. Birmedi Hazreti Osman. Siyasi manada makamga erişe almagani uchun chetga chiqib olib, u odamning gapi bunga yoqib ketdi va qo'shildi unga. Bu odam oddiy odam emas, atrofida 20-30 ta odami bor buni. Abdulloh ibn Saba mana shu taktikani qilgan. Kim Hazrati Usmondan kaltak yegan, kim Hazrati Usmondan so'ragan narsasini ola olmagan bo'lsa, Hazrati Umardan kaltak yeb qochgan bo'lsa, ularni chaqirib yig'di o'zining atrofiga. Atrofiga yig'ib, bularga yönelik görsetti. Siyasi adamıydı. Tarihte bunlarını Sebeiler deyildi. Abdullah ibn Sebe'ye nisbeten Sebeiler. Hazreti Osman radıyallahu anh'ını katli geçe vardı bu iş. 700 adamını Mısır'dan Bismillah didirip köçeye çıkarıp doğru Medine'ye gelip Hazreti Osman'ın üyünü kamal kılıp o kişinin katıl kılış geçe bu ideolojiye tasir kılaldı. Bu tohta geliyor. Hazreti Osman'dan ki Hazreti Ali, halife bu gendi, Hazreti Ali'ni ilah de bir ilan kıldı bu. İlah degen. Peygamber aleyhissalatu vesselam kaytip geledi de dava kıyken. Kaytip geledi Peygamber aleyhissalam. Hazreti Ali dünyadan ötken de bu yem kaytip geledi degen. Ve Hazreti Ali'ye urgunu verip, o kişinin den keyingi avlatlarını zulümge uçura geldiğini bahane kılıp kursatıp yengi taife, tarafkeş taife, şia taifesine asas soygen. Cemal hadisesi de kan tükürüşlüğünün asasi aktörleri bular. Sebeiler. Cemal'de keçkurun kelişli geldi. Hemme kelişip buldu kaytemiz deyip Ayşe anamız, Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullahlar razımız buldu Medine'ye kaytemiz deyip tık bitişe tuğdu. Bugün keçkonu yatıp, yetelap durup, Bomdat'tan bu işini kılamız deyişken. Ne mi oldu? Bomdat'a yakın, Sebeilerinin bir grubu Ayşe anamızın askerlerine, adamlarını öldürüşü başladı. Bir grubu Hazreti Ali'nin askerlerini öldürüşü başladı. Birbirine hücum bulup gitti degen korku bile, hamma kılıçka yapıştı, adam öldürüştü. Cemal hadisesinin hunik akıbetleri uşandan kep çıktı.
Cemel. Tüye. Hatırlatı Ayşe anamız tüyege minip çıkkallar üçün. Üçünün kanalımızın gel. Cemel, Cemel vakiyesi şunday vakiye ki özüden aldığı işinin neticesi, özüden kiyingi işinin sebepçisi vakiye. Cemal şunaka vakiye. Hazreti Osman'ın katliden hun talep kılıp çıkılırken hadise bu. Doğru mu? Hazreti Osman'ın katiline ceza verdiğe Hazreti Ali'ye. Talha bu gapni aytganlar, Zubayr bu gapni aytganlar, Oysha onamiz qo'shilganlar. Usmonning qasosini olgang. Keyin senga biz bay'at beramiz. Seni iqtidoringni ko'raylik deyishgan. Xalifa bu ishni qila olish kerak. Lekin ish Jamalda tugadi. Jamaldan keyin xuddi shu gapni Muoviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu ko'tarib chiqdilar. Usmonning qatlini, qotilini, jazosini berasiz. Shu shart bilan sizga bay'at qilamiz degan. Vakiye, aldığın vakiye bağlı. Siffin şundan başlayalım. Siffin aynen şu. Siffin'e sebep şu. Muaviye ibn Abu Sufyan radıyallahu anhu Şam'da valiler. Hazreti Ali radıyallahu anhu Medine'de hemmeden bayat aldılar. Cemal hadisesinden kin Kufe'ye geldiler. Kufe'de caylaştılar. Muaviye'ye ettiler, menge bayat kıl dediler. Bayat kıl degen de o kişi Usmon'un katillerden kasas olasız ki bayat kılaman dedi. Çünkü ben dedi Usmon'un hakdarı ben dedi. Miras koru ben dedi. Umaviler'in en ahirgesi. En katı, yaş kattası yani. Uşu davrıda, uzun davrıda. Umavi silsile. Usmon radıyallahu anh'u Umavilerden. Karındaş. Haklı gidi uyan, doğru. Onun iştihadıydı. Aytdi ki, ben dedi, hilafatını, emirlikini talep kılmayıp ben degen. Muaviye'nin gepleri var. Ben fakat ve fakat kan talep kılıyıp ben. Katırlarına ceza verdi degen. Hazreti Ali düşündürseler, düşünmegen. Uruş bozsa uruş degen. Çünkü uruş bulmasa, yani bu meselelerini içkereden, muammanı geçip koymasa, taşkarıya küçük yetmeydi içkereden, düşman çıkıp duradı. Hazreti Ali'nin Allah Teala razı olsun o kişiden. Başlarına şunaka teşvişler geldi yani. Halife bugünlerden ta katıl kılın güllerice, şehit bugünlerice mutlaka kızlarına uyku yemedi yani. Mecazi bana da etmem. Hali Cemal hadisesi, hali Siffin vakiyesi, hali havariçler meselesi, hali sebeilerinin mavzusu. Bunu kuşakan narsalar Hazreti Ali radıyallahu anhu'nu taşkarıge hareketlerini aldığını tusup koydu. Fatıhlar yok. Hazreti Ali davurlarda fatıhlar yok. İçki niza, içki topalanının akıbeti de özler bulan özleri bu kaldı. Ara şu hadiselerini bedbah aktiyori kim idi? Abdullah ibn Sabah. Etibar bir resmi indi. Ne var için Ukrayna'ya oturuyorken adam hakkında yapıp keskin yapıyoruz? Ne var için? Bular Abdullah ibn Sabah'ın bugünkü kündeki yangi namları. Lekin taktika hammasi bir xil. Ben endi ularının kafir, asli Yahudi, Müslüman, bo'lgan. Ularının taktikası şunaqa. Qilayotgan urinishi şunaqa. Yani yo'nalish şu. İslam ümmetini parçalash. Abdullah ibn Sabah'ını bilishimiz kerak. Yahudi asıllık, Müslümanlarga düşmanlik qilgan, içimizga kirib olib düşmanlik qilgan odamlar. Savsan degan nasroniy bor edi. Musulmon bo'lib olib, u o'sha Jahmiy yoki Murji'a toifalariga asos solgan. Mujassimalik Yahudilardan kirib kelgan. Mujassimalikning birinchi ideologiyalari, hozir Alloh qayerda, osmonda qo'li bor, yuradi, yuguradi kabi insoniy sifatlarni asl ma'nosini berayotganlar. Allohga jihat isbot qilayotganlar. Taqiqatdan kelgan desa, Abdulloh ibn Sabadan kelgan. Çünkü Yahudilerde hud düşünce itikat var. Allah Teala'nın adam yok dedi. Hatta Allah bilen uruşken adam, insan yengip koyken Allah mı deydi? Yahudilerde düşünce itikat var. O şey itikatını nime kılıp bulsayam İslam ümmetini içine kırıtıp hareket kıyken var. Bu keyinçelik, ilmi kelam, felsefe, çünkü yokşagen meseleler içi de
tarqab ketdi va islom ummatini boshini bir asr atrofida qotirdi shu narsalar. Endi u o'tib ahli sunna o'sha davrida javob bergan. Imom Maturidiy nimaga chiqqan? Imom Ash'ariy nima uchun chiqqan ular? Chunki atrofida mujassima mu'tazilalarning hayajonidan chiqqan bular. Ularning tashvishdan chiqqan, ularga chiqib turib vaddi bermas iloji yo'q. Allohga jism isbot qilyapti bir taraf. Bir taraf Allohning sifatlarini inkor qilyapti. Bir tarafga qarab jism isbot qilganini mujassima, xato seni Alloh taologa jism isbot qilsang, ihtiyoj, muhtojlik paydo bo'ladi. Allohda muhtoj sifat bo'lishi mumkin emas dedi. Mu'tazilaga qarab jism Allohga jism isbot qilmaslik bilan birga sifatlarni inkor ham qilmaymiz. Nusbitu ma athbatahu Alloh. Alloh isbot qilgan narsani isbot qilamiz. Alloh aytdimi? Aytdi. Demak, biz ham uni aytaveramiz. Lekin ma'no aytayotganda makon, jihat, qo'lini osmonga qildi-yu Hazrat Umar, ha? Nima bo'pti? Demak, Alloh osmonda. Bu jihat isbot qilish bu. Bunaqangi savol berib, bunaqangi mantiqiy, kalomiy usul bilan Allohga makon isbot qilmagan hech kim. Qo'lni osmonga qilish ulug'likka ishora. Alloh mana shu tomonda degani emas u. Ulug'likka ishora. Bandadan ko'ra tepani biz yuqorini ulug'lik deymiz. Bu makon masofa ma'nosida emas, makonat ma'nosida, ulug'lik ma'nosida. O'sha fitnachilarning shunga o'xshagan urinishlarining oqibatida islom ummatiga hozirga qadar yechimi topilmayotgan ixtiloflar tarqab ketdi. Buni oldini olishi iloji yo'qdir balki. Balki, lekin ahli sunna val jamoaning safida bo'lish iloji bor. Vazifamiz shu. Biz iqtidorli imomlar ayniqsa bu vazifani zimmamizga olishimiz kerak. Oldimizda xalqni, oddiy xalqni asl islomning mohiyatidan xabardor qilish, ahli bid'atlarni ularga tanitish, asl to'g'ri yo'lda davom etishlikka targ'ib qilish. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Bundan chalg'itish uchun nima qilishyapti? O'sha o'tgan safar ham gaplashdik oldingi suhbatda. Niyatni til bilan qilsa bid'at degan mavzuni ko'tarishyapti. Bu mavzuni mutlaqo islom ummatiga hozir keragi yo'q. Keragi yo'q buni. Lekin buni ko'tarib, asosiy masalada o'sha Abdulloh ibn Saba'ni taktikasi, usuli bu. O'shandan o'rganishgan. Odamlar yangi to'qigan taktika topa olmaydi. Taktikalar hammasi qadimdan olib kelingan. O'rganib, tasnif qilib, bob-bob qilib odamlarga o'rgatishadi missionerlar. O'sha orqali islom ummatini parokanda qilishga harakat qilishadi, lekin zaif bo'lsak-da, bizni qo'llab-quvvatlayotgan moddiy imkoniyatimiz kam bo'lsa-da, Alloh taolo islom dinini ahli sunna val jamoaning manhaji bilan himoya qilib qo'ygan. E'tibor qiling, zaifmiz, hech kimimiz yo'q. Har doim ta'na dashnom bizga. Biz ahli sunnaga. Lekin maydonda shu turaveradi-da. Mazhab haqida hamma gapiraveradi, men ijtihod qildim deydi, masala bundoq deydi, hadis undoq deydi-da. Yo'q. Kim bor? Abu Hanifa bor maydonda. Kim turibdi? Imom Shofiy turibdi maydonda. Kim tushib ketgani yo'q? Imom Malik, Imom Ahmad turibdi, tushib ketgani yo'q. Mujassima chiqadi, Allohga jism isbot qiladi, makon deydi, yerga kelib kelmasdan ahli ilmlar chiqib kitob yozdi, Hazrat rahimahulloh bularga ilmiy asosni ko'rsatdi, yo'q bo'lib qoldi. Yana ozgina ilm chekinganda yana paydo bo'lishdi. Ya'ni ilm asboblari, internet kuchayganda yana paydo bo'lishdi, yana ilmiy javob bersangiz, yo'q, qochib ketadi. Nimaga? Alloh taolo ahli sunnaga g'alabani va'da qilgan, o'sha va'da doim Inna Alloh la yukhliful mi'ad. Amalga oshadi. Bu ochiq, ya'ni ikkilanadigan holat yo'q. Siz bilan bizni vazifamiz mana shu maydonda ahli sunnaning asoslarini o'rganib, ahli bid'atlar agar chiqadigan bo'lsa, ularga qarshi asoslarni ko'rsatishimiz kerak. Bo'ladi. Abdulloh ibn Saba haqida bugun aytmoqchi edik. Qisqaroq aytib ketdik. Asoslarini, tushunchalarini aytdik, muxtasar shakldagi gap, o'zi kitoblardan ham ko'ramiz, buni inshaalloh
Bazı taifeler Abdullah ibn Saba'ni hayatta bo'lganligiga şubha bilan qaraydi. Kim? Abdullah ibn Saba'ning ideologiyalarini davom ettirgan odamlar. Endi ular Yahudi davomiganmiz deyish uchun qiladi bu ishni. U Madinalik bo'lgan o'zi Yamanlik bo'lgan. Yamanlik bo'lgan. Madinadagi munofiqlarni boshlig'ichi? Ha. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ubay ibn Salul. Uni bo'lganda o'zini cenazasını o'qishlik masalasi ham Alloh taolo payg'ambar aleyhissalomga qo'ydi. O'zi asli payg'ambar alayhissalotu vasallamni sunnatlari Qur'onning o'zi buyrug'i ham dinni majburlashmas. Majburlamaydilar. Bir kishini majburlab dinga kirgizsangiz, u xavfli minaga aylanadi. Majbur kirmasin, hech kim kerak emas dinga majburlab. O'zini o'zini ixlosi bilan, muhabbati bilan kirsa, u o'ziga ham foyda beradi, boshqaga ham. Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'lgan paytida munofiqligini hamma bilardi. 300 dan oshiq munofiq bor, buni hamma bilardi. Qolganlarini faqat payg'ambar alayhissalom biladilar, Huzayfatul Yamoniy biladi, boshqa odam bilmaydi. Buni munofiqligi aniq, hamma biladi. O'lganda o'g'li kelgan. Payg'ambar alayhissalomga kelib, iltimos o'zingiz janozani o'qing degan. Baribir otadi. Otasiga yengilroq bo'larmikin degan. Payg'ambar janozasini o'qigan odam yengil bo'larmikin? Payg'ambarimiz yo'q demaganlar. Ya'ni payg'ambarimiz vahobiy bo'lmaganda. Tushunyapsizmi? Ya bu mushrik nimasiga demaganlar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom harakat qilyaptilar tirik odamni birinchidan ko'nglini olishni. Kiyimlarni ham bergan. Keyin aytganki, kiyimingizni bering kafallik qilib o'ray degan. Abdullah o'g'li. Desa payg'ambarimiz ya kiyimda nima xususiyat bor? Shirk keltirma demaganlar. Berganlar kiyimini olib o'ragan. O'sha kiyim qizil bo'lgan. Qizil o'sha Yamaniy kiyimlari bo'lgan, shuni berganlar o'ragan kafan qilib. Shu kiyimdan zora Rasulullohning badallari tekkan kiyim zora bunga foyda bersa degan ma'noda o'g'il shuni ijtihod qilyapti. Hazrat Umar kelib ey Allohning rasuli, bu munofiqku degan. Qanaqa o'qiyapsiz degan. Hazrati Umarni endi shijoatlari, g'ayratlari Alloh o kishini Rasulullohga munosib xalifa qilganda, ya'ni axir Qur'onda Alloh taolo agar 70 marta istig'for aytsangiz ham Alloh kechirmaydi degan-ku degan. Hazrati Umar dalil aytibdi. Deganda payg'ambar alayhissalom 71 marta aytaman deganlar. Mafhum muxolifadan dalil oladi ulamolar shuni. Qur'on 70 marta istig'for aytsangiz ham kechirmaydi Alloh taolo munofiqlarni. 70 marta istig'for aytsangiz ham kechirmaydi degan desa payg'ambarimiz 71 marta aytaman deganlar. Yani ko'p aytaman, 70 dan ko'p aytsam balki kechirar deganlar ijtihod Rasululloh. Lekin Alloh taolo bu ijtihodni nima dedi? To'g'ri emas dedi. Keyin Rasulullohga to'g'ri emas degani payg'ambar alayhissalom shunga yordam bo'lsin deyaptilar-da, najot topsin deyaptilar. Lekin munofiqning janozasini payg'ambar o'qisa ham najot yo'q unga. Munofiqning janozasini payg'ambar o'qisa ham najot yo'q. Najot yo'q. Sen o'qidilar janozani? O'qiganlar. Lekin o'g'lar La taqum ala qabrihimi? Ulardan birortasiga janoza o'qimang dedi keyin Alloh taolo shunday dedi. Ikrima radhiyallohu anhu ni dadasi kim edi? Abu Jahl edi. Abu Jahlni o'g'li Ikrima sahoba. Ikrima Badrda asir tushgan. Badrda mushriklar tomonida bo'lgan. Asir tushgan, payg'ambar alayhissalotu vasallam zanjirband qilib sudrab Madinaga olib ketilayotganda hayron bo'lib kulganlar. Sahobalar nima kulyapsiz deganda, Allohni hikmatiga ajablanib kulyapman. Jannatiga zanjirband qilib sudrab oboradi-ya deganlar.
O'shanda Ikrimaga o'xshagan sahobalarni aytganlarda, Ikrima keyin musulmon bo'ldi, islomga xizmat qildi, juda katta ya'ni xizmatlarni qilgan sahoba. Sahobalar bilan bir joyda o'tirganlarida Ikrima kelyapti. Endi o'tiribdilar. Makka ahli, ansoriylar bor, muhojirlar bor. Tarixni gaplashadi. Masalan, Abu Jahl menga bunaqa qilgan esingdami? Umayt ibn Halaf bu ishni qilgan esingdami? Gaplashib o'tirishibdi. Payg'ambar alayhissalom qarasalar Ikrima kelyapti. Odamlarga aytdilarki, Ikrima kelyapti. Abu Jahl haqida yomon gapirmalaring deganlar. Rasulullohni qalblarini qarang. U Abu Jahl o'zi mushrik. Shirk qoldi ketdi, o'ldi u. O'sha ummatning fir'avni u. Shu odamni o'g'lini ko'ngliga tegmasin deb otasi haqida gapirma deganlar. Ya'ni ota mushrik bo'lsa, uni bo'ldi, ketdi, tashab ketaver degan gap yo'q, ya'ni. Ota mushrik bo'lsa ham otasi ekanda uni bu, ya'ni insoniy muhabbat bo'lar ekanda. Unga muhabbat qilsa kofir bo'ladi degan gap Navoqizda bor. Muhammad ibn Abdul Vahhobning kitobida. Bir kofirga muhabbat qilsa kofir bo'ladi. Buni umumiy tushunib olishib, shu otasini ham kofir deb, otasiga ham qaramay yurgan odamlarni ko'rdik hayotda. Biz sizlar har birtani ko'rgansizlar menimcha. Otasini sen mushriksan, kofirsan, sen bir tinga qimmassan deb tashab ketganlar. Bunaqa gap yo'q axir. Mushrik mushrik, javob beradi qiyomatda, lekin ota u. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Tolibni yaxshi ko'rganlarmi? Yaxshi ko'rganlar. Abu Tolib mushrik edi, musulmon emas edi, musulmon bo'lmasdan o'tdi dunyodan. Shu odam haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallam shu Abu Tolibga iymon ber Allohim deb duo qilganlarida innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloh yahdi man yasha dedi. Barcha mufassirlar aytadi shu oyat Abu Tolib haqida. Siz o'zingiz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyatga boshlolmaysiz. Rasululloh yaxshi ko'rgan kim? Abu Tolib. Rasululloh kofir bo'ldilarmi? Na'udhu billah. Bu insoniy muhabbat. Sahoba faqat haddat o'g'irlaydi. Haddat yadana. Shunda payg'ambarning daftariga kirgan ekanlar shunga boshqa so'rani ham desami degan ekanlar. Abu Lahab taqdiri kelgan. Shunaqa. Demak, umumiy ma'noda muhabbat uni kufriga muhabbat qilsa kofir bo'ladi. Kufriga, munofiqligiga muhabbat qilsa kofir bo'ladi. Lekin shaxsiy muhabbat o'sha Xotib ibn Abi Balta'a radhiyallohu anhu Makkani fathida xat yozganlar Makkaga. Vaholanki payg'ambar alayhissalotu vassalom masalani maxfiy tutganlar. Hech kimga bildirmaring deganlar. Xotib qarindoshlariga xat yozgan. Qarindoshlari Makkada. Qarindosh urug'chilik uchun yozgandi u. Biz boryapmiz, ehtiyotinglarni qilinglar dedi. Uni xat yo'lda qo'lga tushgan. Vahiy bo'lgan, Hazrat Ali'ni jo'natganlar xat topib kelishgan. Qarasa, Xotib ibn Abi Balta'ani xati. Chaqirganlar uni. Odamlar endi Xotibni o'ldiramiz deb o'ylashgan. Xiyonat qildi islomga deb. Payg'ambarimiz yo'q, bu Ahli Badr deganlar. Ahli Badr haqida Alloh taolo if'alu ma shi'tum degan. Xohlaganinglarni qilinglar, najot. Ahli Badr yutuq, yutuqda. Ahli Badr bu yutuqda bu olam o'zi. Nimaga yozding deganda qarindosh urug'larimni himoyasi uchun deganda kechirganlar. Kofir bo'lib qolgani yo'q. Shu narsalarni ham demak bilishimiz kerak, umumiy ma'noda islomni to'g'ri tushunib olmasligimiz kerak. Savollarimiz bormi? Mana shu Abdulloh ibn Sabah Jamal voqeasi Siffin bir temaradin bir kitobda qaysi bir kitobda nima degan tartib bilan? Hazrat kitoblarida bor, lekin arabiy kitoblardan arabcha matningiz bor, mutolaangiz. Tavsiya qiladigan eng yaxshi kitob Ibn Kasirni Al-Bidayatu va Nihoya degan kitob bor. Ibn Kasirni. Juda ham tili ham zo'r. Masa qilasiz o'qiganingizda bitta o'qisangiz, uyqingiz kelib qolsa qochib ketadi. Shunaqa ajoyib kitob. Hazrat o'sha anaqada bor. Hadis va hayotda sahobalar haqida Hazrat Ali'ga tegishli bobda bor shu voqealar.
Hazreti Osman getirişli babdı. Hazreti Osman haklarda alakalı kitap var. O kişinin fitneleri, sebepleri, asasları, kimler, nemeler kıyarları doğrusu. Bak tafsil toktar gelirler. Bu bir şey su. Lekin El-Bidayatı ve Nihaya, İbn-i Kesir'in asarı, Cüdeyen muhtebar kitap. Zor kitap şu. Şunu da var. Şunu koruş gerek. Keyin zamanevi kitaplardan Fikhussire degen kitap var. Ramazan Butini kitapları. Fikhussire. Bu kitap her bitte imam okuş gerek. Fikhussire tarihten fikh alış. Hatta bunu YouTube'da derslikleri yan var. Ramazan Butini özlerine. Bu özü birinci mağazak pink kitap geçiyor. Şunu eşitip okup organış gerek. Cüdde fikir ufkunu aşaradı. King getiradı. Bu yangi fan özü. Bunga asos solgan Muhammad al-Ghazoliy rahimahulloh. Keyin bu iş birinchi fiqh usulini Muhammad al-Ghazoliy yozganlar. Keyin Ramazon Butini asarlari bor fiqh usulida. Tarixdan fiqh olish. Tarix hodisalarini eshitib o'rganib, bu chiroyli ekan deb o'tib ketish emas. Mana hozir tarixda hozir nimalarni gaplashdik sizlar bilan. Bu gaplarni hammasini faqat yo'nalish deb qabul qilsanglar ham ancha narsa bor-da. Kitoblardan o'qib o'rgansangiz, bugungi kundagi odamlarni taniysiz. Taniysiz, bitta gapirganda yo'q deysiz. Bu odam deysiz. Tarixda mana bu odamni gapini gapiryapti-yu deysiz. Tarixni bilish shuning uchun muhim. Tarixdan olish fiqh. Fiqh usira. Siratdan fiqh olish. Ya'ni tushuncha olishda nozik tomonlarini o'rganish. Tarixlar, mana payg'ambar alayhi sallatu vasallamning tarixlari, xulafoyi roshidinlar, keyin undan keyingi Muoviyadan keyin bu yoqdagi amirlar, podshohlar hammasini o'rgansangiz, bekordan bekorga bo'lmagan. Hammasida Allohning inoyatini ko'rasiz. Alloh subhanahu va taoloning hikmatini ko'rasiz. Bularning ostida nimalar yotganligini ko'rasiz. Ahli bid'atlar eng kuchli bo'lgan davr Ma'mun davri. Ya'ni saltanatga erishgan payt. Hukumatni egallab olgan payti. O'sha paytlarda nimalar bo'lgan? Ahli sunnaning ahvoli qanaqa bo'lgan? Zaif, ojiz, quvg'unda, qatilda, qiyinchilikda bo'lib turib qanday himoya qilgan? Qanday fidokorlik ko'rsatgan ahli sunnaning ulamolari? Ahmad ibn Hanbal rahimahullohga Allohning cheksiz rahmatlari bo'lsin. Qanaqa ishlar qilgan bu odam? Bularni o'rganasiz, tarixdan fiqhni o'rganasiz. Qanday qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Bularni o'rganamiz inshaalloh. Nima savol bor? Bitta Misrda qaysidir davrlarda o'sha oqimlar kuchaygan paytlardan keyin Hazrat Umar haqidagi rivoyatlarni keltirishdi. Sal cheklovga o'xshagan tadbirlar bo'lganmi? Botiniylar davri bor. Fatimiy deyiladi. Fatimiylarni Komil degan amiri bo'lgan, iloh deb e'lon qilgan o'zini. O'sha davrlarda Hazrat Umarga nisbatan Shi'alar ular. Shi'alarning radikal tushunchadagi odamlari. O'shalar Hazrat Umarga nisbatan juda qattiq adovat qilishgan. O'sha adovat yuzasidan u kishiga nisbatan ijobiy gaplarni siyosiy ma'noda taqiqlashgan, siyosiy ma'noda. O'shalarga qarshi jihodni, o'shalarga qarshi o'sha toifalarga, botiniy toifalarga qurolli hujum qilishlikni Ibn Taymiyya olib chiqqan oldinga, amirlarga borib singdirgan. Aytganki, bularga qarshi urush qilib, bularni yo tavba qilib yoki qatl qilmaguncha tashqaridagi kuchga kuchimiz yetmaydi degan. İşantırgen bunu ve ular İbn-i Teymiye'ye labbe edişken barıp ularını yok kılışken. Yani Türkiye masalı bu. Ama bu kazı kumda fermerlere asasi yerde de işlev verip hasıl alabiliyor. Fermerler bile zakat düşür masalası da. Bir de çerkeş kökende. Şimdi ana cevap alanı yapıyoruz. Mesela ne fermerler? Menge mesela 100 hektar yer verilgen, yarımda paxta ekaman, ekan paxtamga plan beriladi, o'sha topshirganimga yarasha har bir kilosiga men shu tunga pul tushadi. İkincisi buğday. Buğday
Buğday ekemdeyim, planım var. O şey planımı topşuramam. Ben kötüye buluşardı. Yani ortganını bilmeyen mesela malum bir derecede tokamam. O bana şu ona yetken fermerlerimiz kendi tartıpta o şey uzlarının bizim nasıldaki zakatı yok. Uşur sağlıklarına adakılış gerek olan. Hop, sağlıklar başka narsa. Zakat, uşur hamısı zakat. Meyvaning zakoti ushur deb nomlanadi. Shu bilan birga bugun O'zbekistondagi ulamolarimiz, katta-katta ulamolarimiz, xususan Namangandagi Umar Xondomlar, rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, faqih ulamolar bor, Salohiddin domlar. Bular aksariyatlari aytadiki, 20dan bir bersin deydi. 20'den bir, uşa haracat maracat hamas çıkıp getirdiğin deydi. Ve o da şunu da gam, adamlarının aksariyeti uşur birmeye koydu, uşur isten çıkıp gitti. Hazır, bularge davlat, yer davlat ki, davlat onu da kıldı, sen ana hakkında gelin deseyiz, o da birmeye durdu şunu da gam. Bir maslik hakkında yapılmaslık gereği deyiş hadi. Hazretin şuna cevap vergen eken, biz aslında bir iş gerek gidip, bilmeyen eken, defon bir iş gerek de bir cevap vergen eken. Kısa cevap vergen ekenden, ben de şunu tutmuyorum. Dikkan verildi o ekkenede, Hanefilerde. Sağ ol bir iş gereken, işte de ekken. Yedi yiyesi bir iş gerek. Yeri yiyesmez, alemdeki onu dikkan verildi, doğru mu? O aslı yeri yiyesi verildi. Aslı yeri yiyesi verildi, dikkan vermeydi, yeri yiyesi verildi. Bu yapıyı yapırsayız, şunu da hiç kim vermeye gidiyordu. Kembağal, bu zakatını davlat kim vermeyiz ki? Karıplar şuruğu yüzge verasız, yakınlar yüzge verasız. Kambag'alga berasiz. Shunda ham odamlarda saxiylik masalasi yo'qolib borayotganda yana baxillik haqida gapirmaslik kerak. Men ham kecha bir odam mendan so'radi, ko'chada turib so'rayapti. O'shani ko'chada yo'l harakati qoidasini buzib o'tib ketsa, orqasidan videoga olib jo'natish. Shunga 10 ming so'm pul olar ekan. Men deyapti shuni 10 ming so'm olmasam, olsam kambag'al beva bechoralarga berib yuborsam, chunki anu odamning jinoyatini yozib jo'natib yuborsam, bo'ladimi dedi. Derdim aytdimki, xayriya masalasini o'ylayapsiz, Alloh ajringizni bersin-da, lekin xiyonat, sotqinlik masalasini o'ylamayapsiz-da. Islom ummati sotqin ummat bo'lishi mumkin emas. O'zi sotqin ko'payib ketgan. 4 ta odamdan 5 tasi sotqin. Hozir. Misol uchun-da. Endi shu odamlarda bu oddiy tabiatga aylanib ketib qoladi. 10 ming so'm pulda emas gap. Buni xayriyasida emas. Odamlarni sotqin tabiat bilan tarbiyalash bu. Bu tarbiyani Dzerjinskiy qilgan birinchi. To'g'ri aytdim o'zi? Dzerjinskiy. Xullas-xullas shuda. Shunday ekan. Ular boshlagan bular. Bular odamlarni sotqin tabiatli qilib tarbiyalash, xoin tabiatli qilib tarbiyalasa, hamma xoin bo'lsa, hamma sotqin bo'lsa, xohlaganini sotib ola oladiki. Bizga sotqin ummat kerak emas. Bizga sotilmaydigan ummat kerak. Sotilmasin, sotilmasin, pulga uni sotib olib bo'lmasin. Ya'ni pozitsiyasi bo'lsin. Bu ummatni anaqasi bo'lsin, ya'ni da'vosi bo'lsin, haq uchun turib bersin. 3-4 so'm pul uchun million uchun sotilmasin, 3-4 so'm pul yoqda tursin. Mana bu tabiatni tarbiyalash kerak. Shuning uchun joiz emas deydi buni. Joiz emasligi shuning uchun. Oddiy bir odam haqidagi ma'lumotni boshqa odamga aytish chaqimchilik bu. Oddiy. Pulsiz hech qanaqa gap so'z. Endi bunga pul olib qilsa, bu xiyonatni uzi qorasi bu. Bundan qaytarish kerak, odamlarga tushuntirish kerak. Yo, bu sotqinlik bu. Pul masalasini keyin qo'yginda, boshqa narsani keyin qo'y. Endi haydovchilarga alohida tavsiya. Ular ham Allohdan qo'rqish kerak. Domlalar bizni himoya qildi. Sotqinlarga mana shunaqa qattiq gapirdi, qoyil deb qizildan o'tib ketavermaslik kerak. Chizig'ini bosib, yo'lovchiga yo'l bermasdan gazni bosib, signalni bosib ketavermaslik kerak. Ular ham Allohdan qo'rqish kerak. Haydovchi ham Allohdan qo'rqish kerak. Bu yoqdagi oddiy odam ham sotqinlikdan qo'rqish kerak. Shunda jamiyat kuchayadi. Kuchli inson bir-biriga ishonch hosil bo'ladi. O haydovchi Allohdan qo'rqib qizildi to'xtasa, orqadagi odam Allohdan qo'rqib sotqinlik qilmaydi. Shunda hammasi o'rniga tushadi.
Agar Allohdan qo'rquv bo'lmasa, kimdir meni yozib yuboradi deb buni turadi, u albatta yozib yuboradi u orqadagi. Muammo keyin ko'payib kattarishib boraveradi. Bu muammoning yechimi Allohdan qo'rqishda. Asaldan qushur ko'ngildan aloqa bo'ladi. Chiqqaniga beradi. Qiymatidanmi? Qiymat haqida bizda hanafiylar qiymatni olgan. Qiymatni olgan. Qiymat olsa bersa bo'ladi. Pulini. Lekin 40 dan biri berasiz. 10 dan biri berasiz ushurda. Nisfi ushurda 20 dan biri berasiz. Qiymatidan qiymat pul qo'lingizda pul tursa 40 dan biri berasiz. Kengash. Yo'q, hamkorlik. Zakot mana to'g'rimi? Tushdi bir hovlisi bor. Yer, bir yine kurmaya, bir kurmaya. Yok mesela, uyan bak, düştü bir yukup koyken, 5-6 yıl, 3-4 yıldan beri yaşamaydı. Yücay kurmaya, horuz denen, hani yücay, yücay denen beri. Zakat, aylanma mablağdan beriladı. Zakatın şartları var. Zakat, aylanma, yani usulçu mablağdan beriladı. Usuş gerek, usmeydigen mablağdan berilmeydi. Bu ne demek? Nisab iki kıl boladı. Nisab iki kıl. Birinci nisab var, usup turgan, aylanıp turgan pulu. Ondan zakat beriladi. Mesela ticari maksatta olingan ticari mal, aşyalar. Mesela uyunu satıp, alıp satadigan uyusidik. O işte ticari maksatka kiradi. O usup turdu, aylanı yaptı. Lekin uyunuz var, kelajakda o'g'illaringiz uchun qilib qo'ygansiz. Hozir yashamaysiz. Ehtiyojdan tashqariyu o'sadigan pul emas, u abrotdagi pul emas u. U nima muzlagan pul u. Undan zakot berilmaydi. Lekin o'sha narsasi bor odam uning mablag'i nisob miqdoriga yetgan bo'lsa, zakot ola olmaydi. Qurbonlik so'yadi. Tushundingizmi? Buning uchun hisoblanadi bu. Bu nisob zakot ola olmaslik qurbonlik so'yish uchun hisoblanadi. Men deydi boyman deydi. Chunki ehtiyojimdan tashqari uyim bor. Yashamayapman unda. Lekin sotmayman. Undan zakot bermayman u, lekin zakot ola olmayman. Boylar jumlasiga kiraman. Va qurbonlik kuni qurbonlik so'yaman chunki nisobim yetgan. Nisobim o'smaydigan nisob bo'lsa ham yetgan. Shuning uchun zakot bermaydi-yu, zakot ola olmaydi, qurbonlik so'yadi. Uyini ijaraga berib qo'ygan bo'lsa, uyini pulidan beradimi, ijaraning pulidan? Ijaraning pulidan beradi. Agar nisobga yetsa agar. Ijaraning puli o'sha nisob puliga qo'shiladi-da. Masalan, deylik bir katta zavodingiz bor. Katta zavod, 1 million dollarga qurilgan, misol uchun deylik. Zavoddan ishlab chiqarish narsa chiqyapti. Zavoddan bermaysiz. Ishlab chiqarishdan berasiz. Ulamolar kitobdan zakot bermaydi-ki. Bunisi ham bor. Qancha ko'p bo'lsa ham. Sotish uchun chiqarilgan bo'lsa beradi. Ha, tijoriy molga aylansa beradi. Ushurda dehqon yoki kasblar masalan masli sotadigan kasblar. Aytaylik, o'zi kanaqa. Ekdi, boshladi, hosil oldi yoki kasb bu yerda xomashasini olib keldi-da, kelinisini anasini boshladi. O'zi shu har o'ntadan bittasini chiqarib oladi, ana o'shundan bo'ladi yo bir ushurni berishlik uchun bir shart bormi? Bunda bir misol. Ushur faqat ekinlarga tegishli. Ekin yerdan chiqqan narsadan ushur degan hadis bor edi. Yerdan chiqqan narsaga beriladi. U tikkan, ishlab chiqarish bu tijoriy ma'nodagi zakot, unda 40 dan biri. U ma'lum. Qo'ylarda 40 dan bir tashqaridagi. Uyda boqayotgan bo'lsangiz, na qiymatidan bo'ladi. Hammasini o'zini nisobi bor. Nisobning miqdori bor. Tuyadan 5 tadan, otdan 1 tadan, sigirdan falon. Mashaq ketgan hammasi. Xuddi shuning singari yerdan chiqqan narsalarga mana bog' bor, ekin bor, bularga ushur beriladi. Odatda lalmi yerlarga ushur beriladi. Lalmi Lalmi nima degani? Ekasiz, yig'ib olasiz. Sug'armaysiz, xarajat qilish narsa qilmaysiz. Tomir bilan. Lalmi.
ekip yığıp olası buldu. Lekin onge haracat hazır, katta haracat ketiyip dedik objeyledi. Bu şey haracatlar bulsa, yigirmeden bir buladı. Demek ki haracatı çıkar varaman deseyiz, yok çıkarma. Haracatı yigirmeden bir kısayın, haracat çıkıp da düşündü lan. Deyiladı. Şimdi size. Hangi gelip geldiniz günge? O zaman hangi gelesi yaptık o zaman? Ulayan uşur bir yerde. Nisf uşur. Nisf uşur bir yerde. Nisf uşur da çıkıp da da haracat. Doğru yani soğurdan girmene. Maçlarımızda hos akseriyat farroşta ayol dedi. Yani doğru erkeleyen bu kısma. O şey ayol kişi hayiz payıtı da. Kere tuharat olan hızlar gidiyse bu lan. Masjidin havlusundan otmasın. Ben uçuş gireyim mi tuharat olan? Mümkün mazaya gelmez. Mümkün mü domla? Onu kan getirmeydi. Fakat havlusundan kim tuharat olan hızlar gidiyse. Sen herhalde oturttular ya. Yok, ben de bana kısımlar ya da nasıl değil ki maddeye nasıl ben kirledim. Bana İtikaf meselesinde şu mevzu var abi. İtikafı bir kuruş gerek. İtikaf meselesi de mescidde içiden utup gitse boladı mı? Hazli ayol, cünüplü ayol, cünüp erkek. Cünüp bu pasını mı boladı? Hana kağıda yatken bu sene mi boladı? Teşekkür ederim. Yoksa mesele var mı? Yürü korup ki ben yemeğe Hop, çıkış buldu mu sen? Subhaneke Allahumma ve bihamdik neşhedü ve la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve natubu ileyk ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alamin. Allah'a dua kısmı. Allah'a Allah'a selamet olun.